Şimdi 248. yılımızda üniversitemizden en yüksek dereceyle, yani 4 ortalamayla mezun olan İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunumuz, okul birincisi Hüseyin Umutcan Ay'ı canı gönülden tebrik ediyoruz. Ve şimdi kendilerini sahneye davet ediyoruz. Birincilik madalyalarını kendisine takdim edeceğiz. Elbette ki büyük alkışlarla, İTÜ'ye yakışan alkışlarla. Bir mutluluk. Alkışlar, tebrikler Hüseyin Umutcan Ay için geliyor. Görüntülerini alıyorlar. Birazdan kürsüye davet edeceğiz. YÖK Başkanımıza, rektörümüze teşekkür ediyoruz efendim. Ve kendilerini yerlerine davet ediyoruz. Sevgili Hüseyin Umutcan Ay, şimdi mezun arkadaşlarına, öğretim görevlerine, annelere, babalara ve tüm Türkiye'ye hitap edecek. Sevgili Hüseyin, maskeyi çıkarabilirsin. Tabii. Arzu edersen. İçinize maskeyi çıkarıyorum. Mikrofon şu anda sesim iyi mi? Tamamdır. Herkese merhaba. Ben Umutcan. Bundan 5 sene önce İTÜ'ye başladığımda çok da toy olmayan bir çocuktum. Hani böyle her lafı yetiştirecek bir sözüm, her konu hakkında da biraz fikrim vardı. Hatta fazlaca da ukalaydım. Hani o komşunun sinir bozucu çocuğu var ya, o bendim işte. Ama aradan geçen bu 5 sene içinde, ki buna 5 akademik makale, 2 tane yarışma, 2 tane akademik proje ve sayısız araştırmayla geçen günde dahil, şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki, şu anda aranızda toy bir çocuk olarak bulunuyor. Ve buna bu süreç boyunca anlamamı sağlayan herkese buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. Artık tek torunun kendim olduğum bir dünyayı hayal edemem. Zaten öylesine bir dünya çok da hoş olmazdı. Ve bunu anlamamı sağlayan herkese çok ama çok teşekkürler. Dünyanın merkezinde olmadığımı bana öğrettiğiniz için size minnettarım. Tabii ki toy olmam demek, bu geçen 5 senede hiçbir şey öğrenmediğim anlamına gelmiyor. Aksine, bir işletme mühendisi olarak partilemediğim zamanlarda, şimdilerde yıkılacak olsa da o değerli fakültemizde, çok değerli hocalarım ve sevgili arkadaşlarımla, projeler, kritik dakikalar ve sonsuz tartışma ortamlarından öğrendiğim yegane bir şey var. Sorgulamak. Sorgulamak ve araştırmak. Açıkçası bölümdeki başarımda bunun da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz işletme mühendislerinin ne yaptığı çok bilinmese de genel olarak bizim olayımız sorunları bulmak ve bunlara bir çözüm üretmektir. Ve bunun da temelinde sorgulamak yatar. Ancak bunun ağır da bir bedeli vardır. Çünkü sorguladığınız şeyi öğrenmeye başlarsınız. Ve öğrendiğiniz şeyler bazen sizi uykularınızdan da edebilir. Ben bu bedeli ağır bir şekilde ödedim. Ve şimdi sizlerle bu yükü paylaşmak istiyorum. Son bir yılım Türkiye'deki kadına şiddetin temelini araştırmak ve buna bir çözüm üretmekle geçti. Ya
Yalnızca yüzlerin ve isimlerin değiştiği, olayların ise hep aynı kaldığı o üçüncü sayfa haberlerinin bir sebebi olmalıydı. Ve aslında vardı da bizler bunları bulduk. Yasaların kapsayıcı olduğu o dünyada sorun operasyoneldi, sistemseldi. Ve sistemsel sorunlara yeni süreçler ve sistemler tasarlayarak çözüm üretebilirsiniz. Bunun için sadece biraz para ve bir miktarda efor gereklidir. Ve o dünyada biz bunları yaptık. O sorunu o dünyada ortadan kaldırmasa da hafifletecek o sistemi tasarladık. O dünyada. Ve sevgili arkadaşlarım, ben artık haberleri takip edemiyorum. Çünkü sorunu biliyor, çözümünü biliyor. Fakat bu çözümü uygulayamıyorken ben o ölen kadınların kanını elimden çıkaramıyorum. Benim bu yolda ödediğim bedel bu oldu. Fakat bu insanlığın ödediği bedelle kıyaslanamaz bile. Peki sadece sorun bu mu? Ülkenin doğusuna bakın. Daha çocuk yaşta kız çocuklarının evlendirildiğini görürsünüz. O kadar uzağa gitmeyin, İstanbul'a bakın. Asgari ücretle 4 kişilik ailesini geçindiremediği için intihar eden o güzel insanları görürsünüz. O kadar uzağa gitmeyin, Taksim'e bakın. Sırf orada... Hayat ona daha farklı bir seçenek sunmadığı için, sadece kendisi olduğu için orada ara sokakta katledilmiş yatan o güzel insanları görürsünüz. O kadar da uzağa gitmeyin, sıra arkadaşlarınıza bakın. Sırf deneyim elde edebilmek için haftanın 5 günü 5 kuruş para almadan şirketler tarafından sömürüldüklerini görürsünüz. Bir de son olarak potansiyel geleceğinize bakın. Orada sırf iş bulamadığı için asgari ücrete mühendislik ve mimarlık yapan akranlarınızı görürsünüz. Karanlıkta olduğumuzu düşünüyoruz, biliyorum. Aynı zamanda korkuyoruz da. Sorunları biliyoruz. Peki çözüm ne? Kaçmak mı? Belki de birileri bizim için her şeyi çözsün diye arkamıza yaslanıp beklemeliyiz. Ya da belki başımıza gelmediği sürece sorun yokmuş gibi de davranabiliriz. Hayır. Hayır. Sevgili arkadaşlarım, bunu üzülerek söylüyorum ki bu yolda birbirimizden başka kimsemiz yok. İşte bu yüzden çabalayacağız. Çünkü sevgili arkadaşlarım, unutmayın ki herkes bir gün ölür. Buna sizler de dahilsiniz saygıdeğer büyüklerim. Ve geriye kalan bizler ve bizim yetiştireceğimiz çocuklar, hegemonların elinde yozlaşmış olan bu sistemi değiştireceğiz. Değiştirmeliyiz. Çünkü bizler farklıyız. Çünkü bizler hem araştırıyor hem de sorguluyoruz. Ve bu değişikliğin zamanı geldiğinde bu değişimi yapacak olan bizler bunu herhangi bir kurum veya kuruluşun faydası için değil, hayır. İnsanlık için yapacağız. Ve bunu insan olarak yapacağız. Çünkü değerli arkadaşlarım, bizler insan... Çünkü değerli arkadaşlarım, bizler insan olmayanların elinden fazlasıyla çektik. Bir insandan... Kadın olduğu için ya da patriarkal yapının dışında kaldığı için ya da genel toplum kurallarına uymadığı için ondan nefret eden, ona şiddet gösteren ya da şiddet gösterme eğilimine girenlerden ya da muhtaç durumdaki bir insandan sonuna kadar faydalanmaya çalışanlardan. İnsanlık adına insana zarar verenlerden yani. Ve sevgili dostlarım, şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki, yarattığımız bu yeni dünyada onlar sadece yozlaşmış bir düşüncenin son temsilcileri olarak kalacaklar. Değerli arkadaşlarım,
Ben her ne kadar bugün bir şeyleri dile getirmiş olsam da sadece bir kişiyim. O yüzden bugün dediklerimi anlayın, düşünün ve olabildiğince eleştirin. Çünkü düşünceler ancak özgür düşünce ortamında gelişebilir. Ve bu söylediklerimi tartışırken lütfen benim dediklerimle sınırlı kalmayın. Çünkü bu yolda en az benim düşüncelerim kadar sizinkiler de değerli. Eğer umduğumuz o gelecekte uyanmak istiyorsak bunu beraber başarmak zorundayız. Bizler için, insanlık için. Teşekkürler.